Hatice teyze, benim asıl konum, dün Şerife Hanım, kız kardeşiniz dedi ki, keşke dedi, anne Hatice Hanım dedi, orada olsaydı da, orada olduğunda kalkıp dedi, Emrullah'la Seda Nur dedi, Hatice Hanım'ın eline, annelerin eline yapışsalardı. Benim annem yüce, benim ablam yüce gönüllüdür, affederdi dedi. Emrullah'la Seda Nur'u sana göndersem, gelseler senin elini öpseler, olur mu? Bak benim oğluma kapım sonuna kadar açık. Seda Nur'u? Seda Nur'u istemiyorum. Hani hafta sonu gelip de konuşsak, orta yolu bulsak daha güzel olmaz mı anne? Kimse oğlum, küs kalmasa. Gözümün bal bebeği bak seni bak seni kimse bak nasıl seviyorum. Kimse küs kalmasa seviyorum. Hayat boyu bir insan küs kalabilir mi? Sen benim nasıl bir oğlum, duygular içinde olduğunu biliyor musun? Ben de o bir kadar de beni anne olarak yufka yürekli sen vicdan olduğu için hani bunu göremiyorsun. Ben şimdi oğlum, iki ara derede kalıyorum. Peki. Burada çocuğumla eşim var. Sen demedin var. Mi bana? Bir oğlum. Tarafta annem var. Sen de lütfen beni anlayışla karşıla. Peki. Bak karşılayayım oğlum. Ben ne yapabilirim ben bu saatten sonra? Böyle gelin ist. Söyler misin oğlum, anne ben ne yapayım? Sonuna kadar kapım hadi ben açık. Oraya geldim. Ben oraya geldikten oğlum, sonra bak. Yemeden içmeden kesilmeyeceğim mi? Hatta ayrı kaldığımız dönemlerde. Sen fark etmedin mi oğlum? Sen yemek yiyemiyorsun. Neden diye sordun mu? Ben sebebini açıkladım sana değil mi? Açıklayamıyordum gerçi. Bir ne dedin? Ay, bir de bari ya ne iştahım yok dedin. İşte o aşktan o. Aşktan ama istemiyordu. Hiç o zaman İlkay ile Seda'ya karşılıklı çatışma, dil mücadele yapıyordunuz ya oğlum. Sen ne dedin bana? Anne ben kaçmam gitmem ben bu evden ayrılmam. Bir kiraya oturdum mu kirayımı vereceğim. Yoksa evime bakacağım. Ben niye hazır ev var iken kiraya geçeyim? Karının ağzından ben dışarı çıkmam diyen sensin oğlum sen. Peki sen niye yemeden içmeden kesilmiştin? Annene şimdi anlat. Hem istemiyordum hem de çok da sevdiğim için hem aklım eşimdeydi. Bu gerçek. Hani sevmiyorum diyordun oğlum. Ağzıma kaşığı götürürken aklıma geliyordu iki kaşıktan fazla yiyemiyordum. Yalan konuş. Hep yalan konuş. Eğer yalan ben yalan konuşuyorsan oğlum. Ben yalan konuşuyorsam ben hiçbir zaman kimseye oğlum, yalan konuşmadım. Yalan konuşuyorsun. Bak bir şey sana azdı bu evde baskı yaptık zaman, mı oğlum? Ne zaman yalan konuştum hani ben her zaman doğruyu söyledim. Söylemek istemediklerim zaten sustum yuttum. İçime attım her şeyi. Oğlum ben sana devamlı sordukça kaçamak cevap verdim. Kaçak cevap verdim. Ben kaçak oğlum, cevap vermedim. Sadece olumlu bir şekilde cevabımı verdim. Baban da söyledi bak. Kimseyi kırmayacak bir şekilde. Baban da söyledi hep ama hiçbir zaman sen ettim, beni dinlemedin kaçak anne. Kaçak cevap verdin oğlum sana. Hatice teyze insan. Oğlum ortaya gel konuşalım. Tek i̇nsan başına bir ortaya gelip de konuşamaz. Ben karımdan ayrı bir şekilde gelirsem bu bana yakışık almaz. Bu sefer de kendisi strese girip peki, de peki azdır bir. Sen o kadar azdır bir. Seda'yı o kadar önde tut yeğen. Omur billah bu ananın babanın mabalını alacaksın. Ananı babanı bu evi bu yayla gibi evi bırakacaksın. Nasıl hiç mi aklına gelmeyecek? Yatacaksın kalkacaksın. Hiç mi beyninde düşünmeyeceksin? Peki hiç şunu söyleyeceğim anne. Geçmeyecek ben bu bina, çocuğu bu bir apartman. Bak, 4 aylık bebeği taşıyan Seda Nur'u bırakırsam bunun vebalini çeken ben olacağım. Sen olmayacaksın ki anne. Bunun vebalini ben taşıyacağım. Oğlum. Ben hayat boyu bu günahın altına nasıl girerim? Senin olduğundan emin misin? Gerçekten saygımı bozmak istemiyorum. Hani bu arada o kadar oğlum, güzel bir evlat yetiştirmişsin duyduklarını ki. Esra Hanım. Dur Hatice abla o kadar güzel bir evlat yetiştirmişsin ki bakın günlerdir bir sinir savaşının bir sabır savaşının ortasında senin oğlun bir kere bile senin o söylediğin o yenmez, yutulmaz, sindirilemez, kabul edilemez cümleler karşısında bir kere dönüp sana tek saygısızca bir laf etmedi. Ağlıyor Hatice abla.
Oğlum. Emrullah ağlıyor. Emrullah beni unutma. 7 sene çadırda yattık. Ben sana o abinden size nasıl baktım oğlum? Sabah 6'ya kadar ben sizi uyusun diye güttüm. Domuzlarından elikler yoldan geçiyordu. Arada 5 metre vardı çocuklarım uyusun diye. Amcanın karısı bağlandı. Benim evden bizi attılar. Hiçbir değerimiz yoktu oğlum. O evden hiçbir hakkımız yoktu. Ben sizi nasıl büyüttüm oğlum? Hangisi geldi? Hangi anne, dayılarım geldi de baktı? Anneciğim. Benim yeğenim. Beni dinler misin benim, anne? Kardeşim. Sen benim çocuğuma inanmıyorsan. Diye. O zaman sen benim çocuğuma inanmıyorsan kimse de inanmasın. Ben bu çocuğu, bunun çocuğun babası benim. İsterse cümle alem gelsin bana değil desin. Bu çocuğun babası benim. Peki. İstediği kadar beni inandırmaya çalışın. Şey gelirsen bak söyleyeyim. Gelirsen eğer bu şekilde çocuğun babası sen açıyor değilsin, emin misin diye soru soracaksan bu şekilde orta yol bulunmaz. Ben bu medeni insan medeni insanlar düzgün bir şekilde konuşarak anlaşır. Ama bugün ilk defa o medeniyet seviyesine eriştik. En azından bah, iletişim kurabiliyoruz yani. Şimdi İlkay Hanım bir şey söylemek istiyor. Buyurun. Esra Hanım. Hı. Hani diyor ya o şahısla böyle böyle yapmış diye. O şahıs dün akşam Emullah'ı arıyor. Diyor ki annen hastanede yatıyor Emullah. Hı. Emullah onu meşgule attı. Niye evine ben... sokup... Sen kendini düşün kendini. Sen o önceden beri arkadaşlık yapıyordu düşünüyor. Sen kendini düşün. Vallahi her şey yaşandı bitti. Dün akşam da sizin evinizde miydi? Aynı. Senin bak... Hatice Hanım o kişi iddia ettiğiniz kişi evinizde miydi dün gece? Evimize bir şey almaya geldi gitti. Evlatlık mı yapıyor sana? Ya. He? Bana mesaj attı annen hasta diye. Olan... Akşam 10:30'daydı. Madem o saatte mesaj atıyordu, ondan önce niye bana hani ben annemin hasta olduğunu kanalda öğrendim. Neden hani o saatten önce neden bana haber verilmedi? Ben burada ben nereye de burada verilecekti? İnsanım. Hani beni o, evlat olarak o, görüyorsun ya. O ev on... Neden bir şekilde bir insan gelip de hani bir şekilde mesaj atıp neden bana yani haber vermedi? Hatice ablanın stratejisi şu. Abi seni arayayım telefon açmıyor. Ben arayayım sen telefon açmıyor. Sen yine beni o ömür boyu annemsin diye aşağı... ben seni dün akşam aradım. Konuşmaya çalıştım. Ama söylenmeyecek lafı... Dışarıdan mı konuşulur annenle? Söylenmeyecek lafı konuşmaya çalıştım. Dışarıdan mı konuşulur oğlum? Ama sen hiçbir şekilde kabul etmedin yüzüme kapattın telefonu. Sen tut Seda'yı sıkı sıkı tut İlkay anan, İlkay'ın kocası Osman anan, şey baban. Ondan sonra şey ne duruyor, Sezai baban. Sezai iki burada, tane burada. Baban var, senin buradaki Sezai babanı Bey. Sildin. Buyurun. Hatice Hanım, öncelikle saygı duyuyorum. Geçmiş olsun bu arada. Hani bazen konuşuyorsun ya, çok dengesiz konuşuyorsun bak. Ben sana her zaman saygı duydum. Ben şimdilik en tabii, bu... Tabii ben dengesiz soruyor, kızımı sana Hatice vereyim. Şimdi bir şey soracağım. Esra Hanım bir şey soracağım. Emrullah burada. Emrullah ben dinliyor musun? Evet. Annen orada. Motosiklet anne... istiyordun. Her çağırmada motosiklet. Her çağırmada benim motosiklet. Benim motorum var. Benim motorum. Yalan söyleme. Emrullah. Anneni mi seçiyorsun? Eşini mi seçiyorsun? Ben hiçbir zaman yalan Sezai söylemem. Hiçbir bu? Zaman. Bir saniye Hatice ne demek Hanım, istediniz? Motosiklet aşağı otur yaka ah ye motosiklet alacağım motosiklet alacağım. Benim motorum var. Peki bu olayla motosikletin ilgisi nedir? Ben bundan motor istemişim Esra Hanım. Kızımı tamam. Alana motosiklet alacak bana diye. Yalana bak ya yemin ediyorum ki yalan Esra Hanım yemin peki, ediyorum ki yalan. Peki biraz önce dediniz ki Emrullah kızımı mı seçiyorsun annemi mi seçiyorsun? Siz de mi seçim yaptırıyorsunuz? Hayır ben sundum. Hani annesini mi seçiyordum eşini mi seçiyordum Esra Hanım? Görmüyor musunuz neyi seçtim? Benim o doğurduğum oğlum Esra'yı karışamaz. Esra Hanım, ben çocuklarımın yanına geçmek istiyorum. Oturmak tabii, doldurdular, İzin doldurdular. Verirseniz. Ya insan niye, şöyle bir şey yani anne annedir, eş eştir. Yani anneni seçiyoruz. Yani şu anda kızınızın yanında oturuyor olması annesini
reddetmesi anlamına mı geliyor? Yani Hatice Hanım neyse Sezai Bey evet, sizin tavrınız da ayrı. Bakın böyle yuvalar kurulmaz. Örfü adeti siz babanızı seçtiğiniz, annenizi seçtiğiniz için mi eşinizden boşandınız? Ha? Yok, böyle bir şey olabilir. Ya çocukların önünde kızınız daha çocuk, evlilik yaptırmışsınız. Paramparça bir ailede büyütülmüş. Sonra da yuvası kurulurken çocuğa öğüt veriyorsunuz. Ya anneni seçeceksin ya şunu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Ya Hülya Hanım. Avukat Hanım seni alkışlıyorum, alkışlıyorum. Ben de sizi çok üzüldüm. Bir iddia ortaya atıyorsunuz Hatice Hanım. O iddianın ortasındaki kişiyle de dün akşam çay içiyorsunuz. Hiç kusura bakmayın böyle şeyler. Hayır, hayır. Ya lütfen. Bak, çay bir iddia. Ya bu iddiada bulunmayacaksın. Bak duydum. Hatice Anne ya bu iddiada bulunmayacaksın. Dedi. Ya da o kişiyle görüşmeyeceksin. Çünkü o iddianın ucunda senin oğlun var. Senin namusun var. Senin ahlakın var. Senin duruşun var. Ya o iddiayı yutacaksın. Bunu yok sayacaksın. Ya da o senin kişiyle o insanla yan yana aynı ortamda havayı bulunman bile solumaman gerekiyor diyor. Yok yok o gelmiyor. O bir sordu benim hastalığımı duydu. Soramaz. Yani soramaz Hatice ablacığım hiç mi eşin dostun? Götüremez dedim. Hayır Hatice ablacığım hiç mi eşin dostun? Seni sevenin yok da sen o denen o çocuğun ismini söylemek istemiyorum şimdi. Siz çünkü bu onun iddiada bulunuyorsunuz. Buna inanıyorsunuz. Sevgisine ve ilgisine muhtaç kaldın. Gerçekten çok kabul edilir bir şey de değil yani. Esra abla. Ben ya bir kere kimse Emrullah'a beni seç, seni seç, onu seç, bunu seç, ondan yana ol filan demesin. Bu çocuk zaten yani ne zamandır? 12 Ekim bir de onun öncesi. Ekim'in evet. Başından beri evlendiğinden beri böyle hep bıçak sırtı bir hayat sürüyor. Ve çok da stres altında ve çok da iyi bir çocuk yetiştirmişsin Hatice abla. Ben Seda Nur gelir gelmez ya da belki onu göndermemiz uygun değil ama oğlunu senin yanına göndermek istiyorum. Seninle bir araya gelmesini, bu olayın artık toparlanmasını ve düzelmesini istiyorum. Senden de bir büyüklük rica ediyorum, tamam mı? Esra abla. Ne gibi büyüklük isteyeyim ben de? Sen benim büyüğümsün. Bir büyüğün nasıl büyüklük yapacağını ben senden öğreneceğim. Hepimize bu anlamda örnek olacaksın. Evladın senin yanına gelsin. Bak senin haklı olduğun çok yerler, çok noktalar var. Ama hakkını arayış tarzın. O kadar yanlış, o kadar üslupsuz ki bu seni maalesef ki mağdur ediyor. Senin yerinde olsam ben bu çocuklara sahip çıkarım. Çünkü ancak senin gibi biri bunların başında olursa bunlar hizaya gelirler. Açıkça söyleyeyim sana. Hele o yani dünkü bitti süre 5 bilezikten sonra ben evladım için 5 bilezik değil 10 bilezik üzerine kredi çeker o borcu her şeyi kapatırdım. En azından bilinmesin kendi aramızda kalsın diye bak olay nerelere geldi. Bir de bu kocalarınızın bir emir altına giriyorsunuz ya anlamıyorum ya. Uf. Neyse iyi hafta sonları diliyorum. Allah'a emanet olun hoşça kalın.